Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözümlerinde matematik dersiyle Fatma hocamla devam ediyoruz. Hocam bu videoda neler var? Bu videoda veri analiziyle ilgili LGS tarzı örnek soru çözeceğiz. Haydi bakalım o zaman başla. Şimdi arkadaşlar iki tane daire grafiğimiz var birinci sorumuzda. Birinci grafiğimiz, ikinci grafiğimiz. Yukarıdaki grafiklerden ilki Meryem'in bir haftada çözdüğü soruların derslere göre dağılımını, ikinci grafik ise fen dersinden çözdüğü soruların ünitelere göre dağılımını gösteriyor. Evet, birinci grafikte gördüğünüz gibi sosyal, Türkçe, matematik, fen dersleri var. Grafikte yalnız baktığımda arkadaşlar dairede şuradaki açının boş olduğunu görüyorum. O zaman onu ne yapabilirim? Hemen hesaplayabilirim. Burada bakın bir diklik işareti var. Diklik işareti kaç dereceydi? 90 derece. 90 dereceydi. O zaman topluyorum şimdi. Bakın 70, 90, 120. Topladığımda 70, 90, 160, 120 daha 280. Peki bir tam açı 360 derece miydi daire grafiğinin tamamı? Aynen öyle. O zaman 360'dan 280'i çıkarttığımda geriye ne kalıyor? 80. O zaman fen dersinin derecesinin ne olduğunu bulmuş oldum. 80. Buraya geldim. Burada da bakın 90 var, 150 var ve iki açı birbirine eşitmiş. O zaman şuradaki 90'la 150'yi topluyorum arkadaşlar. 90'la 150'yi topladım. 240. O zaman bu ikisinin toplamına ne kaldı? 120. Peki arkadaşlar bu 120'yi iki eşit parçaya ayrılmış burada birinci ve ikinci ünite. Ne olacak o zaman? 60. Şu anda ben ne yaptım? Bakın soru benden ne istiyor bilmiyorum. Ama soruda belli başlı eksikler vardı. Onları tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum soru benden ne istiyor? Meryem fen dersinin birinci ünitesinden bir haftada 25 soru çözdüğüne göre. Şimdi birinci üniteden 25 soru çözmüş. Toplam kaç soru çözmüş tüm derslerde? Tüm dersleri bulacağız. Bu grafikte ne var? Sadece fen dersleri var arkadaşlar. Fen derslerinin grafiğiydi bu. Şimdi bakıyorum 60 derecede 25 soru var. Bir tane de 60 var hocam orada sanki. Evet 60 derecede 25 soru varsa zaten bunun tamamı 360 derece mi? Öyle düşünebiliriz. Evet 360 derecede kaç soru çözecek arkadaşlar onu bulmam gerekiyor. Bakın bunu 6 ile çarpmışım 6 katı. O zaman 6 ile çarpacağım 6 katı. Doğru orantı var çünkü aralarında. 25'i 6 ile çarptığımda toplam kaç soru var arkadaşlar? 150. 150 fen sorusu varmış. Geldim buraya. Şimdi burada 80 derecelik kısımda kaç soru olduğunu gördüm arkadaşlar. Kaç soru vardı fenden? 150. 150 sorum vardı. 80 derecede 150 soru varsa tamamında tüm dersler 360 derece mi? 360 derecede kaç soru vardır? Ne yapıyorum burada? Doğru orantıda arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Çünkü bakın 80-360 buradaki gibi direkt katı olsaydı katı diyebilirdiniz. Evet. Ama şimdi burada işlem yapalım. Keşke 90 olsaydı. Bak ne kadar uçum kolay olurdu. Değil mi? 4 katı derdik hemen. 80 çarpı x eşittir 150 çarpı 360. Şimdi arkadaşlar buradan x'i yalnız bırakacak olursam 150 çarpı 360 bölü 80. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yapalım hadi. 360'ı 40'a böldüm 9. 80'i 40'a böldüm 2. Peki 150'yi 2'ye böldüğümde ne olacak arkadaşlar? 75. O zaman x eşittir 75 çarpı 9'dan ne olacak? 675 olacak. Ne bu 675? Toplam soru sayısı arkadaşlar. Bakıyorum şıklarda var mı? Şıklarım nerede? Evet 675 bulduk ve 675 şıklarımız da var. Meryem 675 soru çözüyorsa bütün derslerden demek ki LGS'ye iyi hazırlanıyor diyebiliriz aslında. Evet. Bir haftada çözdüğü soru sayısıymış maşallah arkadaşlar. Geçiyoruz. İkincisinde ise sözel bir sorumuz var arkadaşlar. Tanım verilmiş. Tanımlarda eşleştirmeler yapacağız. Bakıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü öncüllerim var. Birisi veriler arasında karşılaştırma yapmak için tercih edilen grafikmiş bu. Veriler arasındaki değişimi gözlemlemek için tercih edilen grafik. Bir bütünün parçaları diyor arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım. Bunlar bizim aslında ipucu kelimelerimizdi. Karşılaştırmayı nerede yapıyorduk arkadaşlar? Sütun grafiğinde yapıyorduk. Peki değişimi gözlemlemek sürekli olduğunda bir değişim gözlemleyeceğim zaman ne yapıyordum? Çizgi grafiği yapıyordum. Bütünün parçalarını ise neyle inceliyorduk arkadaşlar? Pizza dilimlerini arıyorduk onu da. Evet o zaman bakıyorum şimdi birincisi sütun. İkincisi çizgi.
Üçüncüsü de daire. Hepsinin olduğu şık hangisi oldu arkadaşlar? C şıkkı olmuş oldu. Peki arkadaşlar, bu sorumuzu da tamamladık. Geldik bir sonraki soruya. Grafiğimiz var. Sınıftaki oyların dağılımını gösteren bir grafikmiş. Oy sayımız verilmiş. Ali'nin 6 oyu var. Ayşe'nin 4 oyu. Veli'nin 8 oyu. Ömer'in oylarını çizmeyi unutmuşlar. Okuyorum şimdi soruyu. Sınıftaki her öğrencinin birer oy kullanarak katıldığı sınıf başkanı seçimine ait oy dağılımını gösteren grafikte. Ömer'in aldığı oyları gösteren sütun çizilmemiş. Tamam, burada bir sütun var ama sütunun nereye kadar gittiğini bilmiyoruz. Veriler daire grafiğinde gösterilseydi, Ömer'in aldığı oyları gösteren daire diliminin merkez açısı 120 derece. Şimdi arkadaşlar, eğer daire grafiğinde gösterilseymiş, Ömer'in aldığı oyları gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olacakmış? 120. O zaman Ömer dışındakilerin aldığı oyların toplamı şu kalan derece olmayacak mı? Aynen öyle. Peki, tamamının 360 olduğunu biliyorum. 360'dan 120 çıkarttığımda geriye ne kaldı arkadaşlar? 240. Yani şurası 240 derece. 240 derecelik oy. 240 derecelik oy kaç tane, ona bakıyorum. Ali'nin, Ayşe'nin ve Veli'nin oylarının toplamı 6, 4, 8. Topluyorum arkadaşlar. 10, 18. 6, 4, 8 dersem zaten 18. Peki 240 derecelik dilimde 18 oy varsa, burada mesela bütün oyların sayısını, sınıf mevcudunu bulmama gerek yok. Bulsanız da olur arkadaşlar 360 hesabı edip. Ama benden istediği ne? 120 derece. O zaman direkt 120 derecede kaç oy var diye bakabilirim arkadaşlar. Sanki gördüğünüz gibi zaten, evet, oranı görmemiz kolay. 2'ye bölmüş. Bunu da 2'ye böldüğümde kaç oy varmış Ömer'in? 9. Ömer'in sütun grafiğini çizecek olursak 9'a kadar olan sütununu çizmiş olduk. E peki benden ne istemiş? Ömer kaç oy almıştır? Zaten Ömer'in aldığı oy sayısını istemiş. Ömer'in 9 oy aldığını bulmuş olduk. Şimdi Ömer sınıf başkanı oluyor. Evet. Sınıf başkanımız 9 oyla, 1 oyla kazanmış. Evet, Veli de başkan yardımcısı olmuş. Şimdi arkadaşlar, burada da yine bir sütun grafiğim var. Bakıyorum. Hayvan dağılımı var. Hayvanların dağılımını gösteren bir grafikmiş. Hayvan miktarları 8 tane inek, 16 tane koyun, 12 tane keçi ve 24 tane de ördek varmış. Peki hayvan türleri, hayvanlarımız var. Soruya bir bakalım, sonra geri döneceğiz grafiğimize. Yukarıda verilen grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci ifadeye bakıyorum arkadaşlar. Tüm hayvanların ayak sayıları toplamı 192'dir. Geldim geriye. Ayak sayılarını bulmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, ineğin kaç ayağı var? 4. 4. Koyunun da 4. Keçinin de 4. Ama ördeğin? 2. 2. O zaman inek, koyun, keçi sayısını toplayıp 4 ile çarpıyorum. Ördek sayısını da 2 ile çarpıyorum ki toplam ayak sayısını bulayım. Toplam ayak sayısı diyorum. 4 ayaklı olanların toplamı 8, 16, 12. 8, 16, 12. Artı 2 ayaklı kaç tane hayvanım var? 24 tane. 4 çarpı 8, 16, 24, 12 daha 36. Artı 2 kere 2 çarpı 24. 4 kere 36, 144 yapacak. Artı 48. Kaç oldu arkadaşlar toplam ayak sayısı? 192. Bakıyorum o zaman. Birinci öncülü doğru. Geldim buraya. Verilere ait daire grafiğinde ineklere ait dilimin merkez açısı 48. Şimdi arkadaşlar, daire grafiğinden bahsedersem ineğe ait olanın kaç derece olduğunu bulmam gerekiyor. Hemen daire grafiğini çiziyorum. Daire grafiğinde arkadaşlar, bütünü parçalara ayırıyordum. Toplam kaç hayvan var bu çiftlikte? 8 artı 16 artı 12 artı 24. 36, 24 60. Daha. 60 hayvan var. Peki buradaki 60 tane hayvan 360 derecede mi gösterilecek? O zaman çarpı 6 mı yapacağız? Her evet, hayvan sayısı katı. Çarpı derecesi. Şimdi evet, geldim buraya. Benden neyi istemiş? 8 tane ineğin kaç derece? 60 tane hayvan 360 derecedeyse bakın 6 katı. O zaman burası da 6 katı olacak. Ne olacak? Kaç derece olacak arkadaşlar? 48 derece. O zaman gerçekten ineği gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olacak arkadaşlar? 48.
Bakıyorum ne demiş. V'lere ait daire grafiğinde ineklere ait dilimin merkez açısı 48 derecedir. Doğru. Doğru. Geldim 3C şıkkına. Keçilerin sayısı tüm hayvanların sayısının %20'sidir. Geldim. Kaç tane keçim vardı? 12. 12. O zaman 12 tane keçi var. Toplam hayvan sayısı ne? 60. 60. Şimdi arkadaşlar bunu sadeleştirirseniz 12'ye bölerseniz 1 bölü 5. 5'te 1'i. E yüzdeli oranı bulmak için ne yaparım ben bunu? Yüze bu kesri. Edeceğiz. Evet genişletiyorum paydam 100 olsun diye. Aşağısı 100 yukarısı 20 oldu. Gerçekten de keçilerin sayısı tüm hayvan sayısının nesiymiş? Yüzde 20'siymiş. Bunu da bulmuş olduk. D şıkkında ne demiş? Bence de cevap D hocam. Evet bakmamıza gerek yok. İşaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi verilere ait daire grafiğinde ördeklere ait dilimin merkez açısı koyunlara ait dilimin merkez açısından 12 derece fazladır. Bu sefer neyi inceleyeceğim? Ördekler ve koyunlar. Geliyorum şimdi. Ördeklerimin sayısı ne? 24. Koyunlarımın sayısı ne? 16. Aralarındaki fark kaç hayvan ediyor arkadaşlar? 8. O zaman 8 hayvana denk gelen merkez açı kaç dereceydi? 48. O zaman 12 değil. Neymiş arkadaşlar bu? 48'miş. Şimdi yalnız bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiyseniz 24'e olanı 24'e 6 ile çarpıp 144, 16'ya 6 ile çarpıp 96 diyerek bulmadım bu 48'i. Çünkü aradaki hayvan sayısı da yine aradaki hayvan sayısından da bulabilirim. Aradaki farkın evet. Dilimini. Yani aradaki farkın merkez açısını. Ama isterseniz de dediğim gibi uzun uzun ördeklerinki 144 derece, işte koyunlarınki 96, 144'ten 96 çıkartarak da 48'i bulabilirsiniz. Ama ben 8 hayvan için aradaki fark kadar hayvanın 48 derece olduğunu bularak buldum. İstediğiniz gibi bulabilirsiniz. Evet, güzel bir soru. Evet, bu sorumuzu da geçtik arkadaşlar. Geldik buraya. Böyle karman çurman bir şeymiş gibi görünüyor başta bakınca. Evet ya. Şöyle bir bakıyorum. Ne çizgi grafiğine ne sütun grafiğine benziyor. Ama bir grafik var işin içinde. Var. Okumamız gereken, yorumlamamız bakalım. Gereken bir grafik var. Şimdi şöyle az aşağı indireceğim arka kısımdan. Ayça öğretmen okulunda bulunan 500 öğrenci için bir anket düzenlemiş ve anket sonuçlarına göre şekildeki grafiği hazırlamış. Tamam. 500 öğrenci için anket düzenlemiş. Ankette 3 tane soru varmış o zaman arkadaşlar. İlk soru. Düzenli spor yapıyorum. Evet diyen kaç öğrenci var? 400. Hayır diyen 100. İkinci soru. Düzenli kitap okuyorum. Düzenli kitap okuyorum evet diyen 375. Hayır diyen 125 öğrenci var. Ve bunların sonucunda mutluyum diyen öğrenci sayısı 450. Mutluyum'a hayır cevabı veren 50 öğrenci var. Şimdi bununla ilgili sorulara bakacağız. Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyenlerin sayısı diğerlerinden daha fazladır? Şimdi burada cümlelerimiz var. İşte düzenli spor yapıyor ve düzenli kitap okuyorum mutluyum. Düzenli spor da yapmıyorum, kitap da okumuyorum ama yine de mutluyum. Düzenli spor yapmasam da kitap okuyorum mutluyum. Düzenli spor yapsam da kitap okumuyorum. Mutsuzum. Şimdi arkadaşlar. Bakıyorum yani ne demiştik biz? En çok kaç öğrenci bunu söylüyor diye bakacağız. Bakıyorum ki. En sondan başlayayım. Hangisi daha çoğunlukta? Mutluyum'a evet cevabını verenler çoğunlukta. Mutluyum'a evet cevabını verenler büyük bir çoğunluk. Peki bu büyük çoğunluk arkadaşlar. Buradaki büyük çoğunluk. Aynı zamanda bakın burada evet diyen herkes düzenli kitap okuyorum'a evet diyen insanlar. Düzenli kitap okuyan insanların büyük çoğunluğu da düzenli spor yapıyorum'a ne diyen insanlar? Evet diyenler. Evet diyenler. O zaman... Düzenli spor yapıyorum ve düzenli kitap okuyorum, mutluyum cümlesini söyleyenlerin sayısı daha fazla olacak. Bakıyorum o hangi şıkkımızda var. Düzenli spor yapıyor ve düzenli kitap okuyorum, mutluyum. En çok bunu söyleyen insanların sayısı fazla olacak arkadaşlar. Çünkü en çok mutluyum diyenler var. Mutlu olanların büyük çoğunluğu düzenli kitap okuyor. Düzenli kitap okuyanların büyük çoğunluğu da düzenli spor yapıyor. Onun için. Peki bir sonraki sorumuza geliyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki grafik bir tane veriliyor ama ona bağlı olan 2-3 tane soru peş peşe verilebiliyor. Bu da ona bir örnekti. Devam ediyorum. Düzenli spor yapan, yapmayan öğrenciler. Düzenli kitap okuyan, okumayan öğrenciler. Ve mutlu mutsuz öğrenciler şeklinde 3 ayrı daire grafiği çizildiğinde bu grafiklerdeki en küçük merkez açı kaç derece olur? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Sonuçta benim elimde kaç kişilikti bu grup?
500 kişilikti. Şimdi bu 500 kişi için düzenli spor yapıyorum, yapmıyorum. 3 tane daire grafiği çizecek. 3 tane ayrı daire grafiği. Onlardan bahsetmiş. Burada dağılım 100'e 400 olacak. 500 öğrenci 360 dereceyle gösteriliyorsa 100 öğrenci kaç dereceyle gösterilir arkadaşlar? 5'e böldüğünüzde 72 dereceyle gösterilir. Şimdi 72 dereceyle gösteriliyor. Şurası 72. Geriye ne kalacak? 360'dan 72 çıkardınız. 288. Buraya geldim. Burada da 500 öğrenci yine 360 ile gösteriliyor. 125'i 375. O zaman 500'ün 125'i, bakın 4'te 1'i, 360'ın kaçta kaçı olacak arkadaşlar? 4'te 1'i 90 derece. O zaman burada 90 derece düzenli kitap okuyorum evet diyen, geri kalan 270 derecede, pardon, düzenli kitap okuyorum hayır diyen 90 derece, evet diyen 270 derece. Sonuncuya geldim. Yine 500 kişi var. 500 kişi 360 derece. Burada 50 kişi mutluyum sorusuna hayır demiş, 450 kişi evet demiş. O zaman 50 kişi kaç derece olacak? Bakın ona bölmüşüm. 36 derece mi olacak? Onda biri kadar. Evet. Mutsuz olanların 36 derece, mutlu olanların ise 360'dan 36 çıkartırsam 324 derece olduğunu buluyorum arkadaşlar. Bu durumda buradaki en küçük açı, bakın 288-72, 270-90, 324-36. En küçük açım ne olmuş oldu? 36 derece olmuş oldu. Bu soruyu da bitirdik arkadaşlar. Son olarak bir şıkkımız daha var. Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkartılacak kesin bir sonuçtur? Düzenli kitap okuyan her öğrenci mutludur. Bakıyorum, düzenli kitap okuyan her öğrenci, evet, düzenli kitap okuyan her öğrenci mutluymuş. Kolay oldu. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ama yine de diğerlerine bakalım. Düzenli spor yapan her öğrenci mutludur. Düzenli spor yapan her öğrenci, bakıyorum, mutluyuma gidiyor. Mutluyuma gidiyor. Düzenli spor yapan her öğrenci mutludur. Düzenli spor yapanlardan. Şimdi mutlu olanların oranı 450 değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla hani kitap okuyan 375 kişinin hepsi mutluymuş. Evet, düzenli kitap okuyan herkes mutlu. Ama düzenli spor yapan herkes düzenli, bakın, düzenli kitap spor yapıyor ama pardon, düzenli spor yapıyorum evet diyor ama düzenli kitap okumuyor. Bakın, düzenli kitap okumayanlardan bir miktar öğrenci mutsuz. Onun için bu yanlış. Düzenli spor yapan bir öğrenci, bakın, buradan bir öğrenci aldım, buraya geldi, buradan gidiyor. Şuradan gidiyor arkadaşlar. Düzenli spor yaptığı halde düzenli kitap okumadığı için mutsuz oluyor. Onun için bu yanlış. Geldim diğerine. Mutsuz olan öğrenciler ne düzenli spor yapan ne de düzenli kitap okuyan. Hayır, bir önceki şıkta bunu söylemiştik. Bakın, mutsuz öğrenci ama düzenli spor yapıyor. Düzenli kitap okumuyor ama düzenli spor yapıyor. O zaman bu da kesin bir sonuç değil. Mutlu olan tüm öğrenciler düzenli kitap okuma ya da düzenli spor yapma faaliyetlerinden en az birini yapan öğrencilerdir. Mutlu olan öğrencilere bakın. Düzenli kitap okuyorum'a hayır demiş. Düzenli spor yapıyorum'a hayır demiş. Şuradan geldiğini düşünün. O zaman düzenli kitap okumasa da, düzenli spor yapmasa da mutlu olan öğrenciler var mı? Var. O zaman bu da yanlış oldu arkadaşlar. Kesin sonucum A şıkkı. Düzenli kitap okuyan her öğrenci mutludur sonucu çıktı arkadaşlar. Son sorumuz mu hocam bu? Evet. Evet arkadaşlar. Zora kitabımızdan bir örnek sorumuzdu. Zora kitabımızdan seçtiğimiz örnek soruyla konu anlatımızı, LGS soru çözümlerini burada sonlandırıyoruz. Ama siz yine takipte kalın. Her cumartesi arkadaşlar tüm derslerden açtığımız LGS hazırlık videolarımızı kaçırmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.